Bir şey söyleyeyim. İki şey. Bu ya kamuda tasarruf etiketi var. Çok yazıyor izleyici. Ben ona ne, bir şey söyleyeceğim. Ne? Kamuda, kamuda tasarruf. Şimdi birincisi hatırlar mısın? Kaç program önce Mehmet Tuncer'den CHP'de Bağcılar'da hmm. belediye meclis üyesinden bahsetmiştim. Genel mezarlıklara bakıyor işte falan. O bana biz Bağcılar'da çok ciddi oy alacağız dediğimde ben Bağcılar Arnavutköy'e falan büyük şehre oy taşınma hikayesi. Şimdi Bağcılar'da mesela iki örnek vereceğim. AK Parti Bağcılar'da da oy kaybetti ama çok büyük oy kaybetmedi. Antep Şahin Bey'de de çok büyük oy kaybetmedi. Şimdi biz meseleyi hep böyle dip dalgadan okuyoruz ya. Kişilerin önemi meselesi. Çok Bak önemli. iki örnek söyleyeyim. Ben bunu gerçekten hani şey olsun diye söyleyemiyorum ama mesela Balıkesir'de ben Ahmet Bey'in çok kazanacağına inanmıyordum. İyi e Parti'den dolayı. Yani bu kadar düşeceğini inanmıyordum çünkü anketler onun gidiyordu. Ama geçen Bayağı hafta da ne dedi? Kazandı. Geçen hafta ne dedim ama? Ahmet Bey kazandı. Bursa'da evet, Turan Çömez'in çünkü çok alacağı. Evet, Bursa'da evet. kazandı. Şimdi ikisinin... Dur Manisa da kazandı. Hayır Manisa için ayrı bir şey söyleyeceğim. O, o başka işte tasarruftan oraya geleceğim. Bekle ikisi. Sabahleyin gitti. Ahmet Bey gitti. Atatürk'ün vaaz verdiği camiye sabah namazına gitti. Hmm. Bursa'daki aday Bozbey, Sayın Boz Bey Emir Sultan'a gitti. Şimdi ben sosyal medyaya baktım. Hani o sosyoloji okuma diyoruz ya esasında bunlar Anadolu'da daha önce siyaset öncesi kimsenin gözüne bakmıyordu. Bunlar zaten yapılıyordu. Böyle bir dert yoktu. Ama öyle bir hale geldi ki siyaseten camiye gidip görüntü verdiğinde siyaseten algılandı. Kiliseye gittiğinde Çünkü o, için, ha, o için. siyaset yapıldı. O için aynen. Çok Cem çirkin evine siyaset gittiğin, yapıldı. Cem evine gittiğinde böyle algılandı ve ısrarla mabetlerin siyasetin çok uzandı olması gerektiğini söyledik. Şimdi Manisa'da bir şey var. Ben biraz önce Adıyaman'da Sayın Süleyman Kılınç'ın verdiği tabloyu yüzden gösterdim. Manisa'da belediyeyi teslim alacak olan kazanan CHP adayı Ne diyor? İki tane diyor 105 milyon milyon 10 kaça imza atılmadı diyor. Bunu istedik, atmadı. O yüzden ben ısrarla söylüyorum lütfen belediyelere devraldığınız evet, o belediyenin borcu öyle. alacağını gösterin bir. İkincisi ben CHP bir çağrı yapıyorum. Genel Merkez şu an %64 Türkiye'deki nüfusu yönetecek bir mekanizma elde etti. Ekonomik büyüklük %86 ve dolayısıyla da AK Parti'nin kalelerinde seçime katılım oranı %70 iken CHP'de 74. Bu bir umudu gösteriyor lütfen iki şeyi yapmasınlar. Birincisi AK Parti'deki pelikan örgütlenmesi gibi troll orduları kurmasınlar. Lütfen ama lütfen bunu yapmasınlar. İki, lütfen ama lütfen belediyelerde araç tasarruflarıyla başlasınlar. Mesela şunu söylesinler. Bizim belediyelerde 2000 cc'yi geçen ve değeri 1,5 milyarı 1 milyon 500'ü geçen araç olmayacak. Biz bir tasarruf şeyini görelim. Millet söylüyor ya, haklı olarak söylüyor. Bak bu seçimlerde harcanan paranın haddi hesabı yok. Atılan afişlerin haddi hesabı yok. Bence YSK, partiler Çin'den çıksınlar. Bu iletişim çağında afişlerin, fotoğrafların bir işe yaramadıklarıyla ilgili bir ortak ya, karar alsınlar. Ya, yaramıyor ya. Karar alsınlar ve bu tasarruf yapılsın. Ha, şunu da söyleyeyim. Belediyelerle ilgili bak çok net hocam söylediği için ben de söyleyeyim. CHP bu fırsatı çok iyi kullanır. İdeolojik tartışmalara girmez. Hizmet odaklı bir hale getirir. Bir belediyecik modeli inşa ederse 94T yeniden refah ve SHP meselesinde yeniden refah, meselesinde Tayyip Erdoğan'ın geldiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiği gelenek gibi yapmaz ama yapmazsa 94 örneği 89 örneğini konuştuk. 94 örneği de çok uzak değil. Ben bir şeyle bitireyim. Refah Partisi belediye aldığında bize hep şu anlatılırdı. Parti mensuplarının çöpleri toplama hikayesinden bahsedilirdi. Hatırlar mısın? Evet. Bu o kadar güzel bir örnek olarak anlatılırdı ki bunun üzerinden bir belediyelik modeli inşa edildi. CHP şu an biraz önce bahsettiğimiz bu ideolojik tartışma içerisine girmez. ve şunu da ben inanıyorum. Ben çok açık söyleyeyim. Ben Sayın Özgür Özel'in liderliğe doğru gittiğini düşünenlerdenim. Hani tabii, bunu şey tabii için söylemiyorum. Ben, ben lider Sayın, olduğunu ha, düşünüyorum. Sayın İmamoğlu ile karşılaştırma Ad, için söylemiyorum. Burada birçok eleştirdik. Ha eleştirdik. Öz seçimle ilgili biliyorsun burada yapıldığını söyledik. Ha bu CHP'de bir model oluşuyor şu an. O model bir tarafıyla büyük şehirde bir cumhurbaşkanı potansiyel adayı bir tarafta parti başkanı. Aslında Avrupa'da gördüğümüz modellerin bir benzerleri oluşuyor. Bu Türkiye açısından hayırlı bir iş. Neden hayırlı bir iş sorusunun cevabı parti kurumsallığının yavaş yavaş dağılmaya başladığı meselesi çok tartışıldı. Kişilerin öne çıktığı bir mesele tartışıldı. Sayın İmamoğlu kabul edelim ya adam İstanbul'da kendi itfanı oluşturdu. Sayın Yavaş kendi itfanı oluşturdu. Anadolu'da birçok yerde bu itfak oluştu. Bu yeni model Türk siyasetine sirayet ederse CHP belediyeler üzerinden hizmet odaklı ideolojik tartışmalara girmeden hizmet odaklı bir üretim kapasitesini aşarsa bu hizmet odağını bir belediye modelciliğine dönüştürürse bundan ulusalda yürüme şansı çok hızlı. Ama burada tökezlerse 2028 içerisinde çok farklı şey söyleyebiliriz. Hı hı. Benim görüşüm de şu. 2028 ile ilgili Sayın Mansur Yavaş'ın ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun potansiyel olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ın cezasının bırakılması durumunda üçüncü aktörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Fatih Erbakan'ın olduğunu düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim. Mesela ben ban meselesine yeniden falan daha hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyordum. Sordum. Gerekçeli kararı bekleyeceğiz dediler açıklama için. Ben mesela daha hızlı. Hüdapar açıklama yapmış, saadet yapmış vesaire. Ben daha hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'de ne olur sorusunun cevabı şu an CHP AK Parti'ye göre aktör üretmede daha başarılı. 3 tane aktör üretmiş durumda. Yani şu an elimizde 3 tane aktör var. Seçimlerde İmamoğlu, de öyleydi. Sayın İmamoğlu, Sayın ben Yavaş ve Sayın Özgür Özel. Şimdi AK Parti bu aktör üretme meselesini bir tekrardan düşünmek zorunda. Üretemez. Üretemez. Kültürü neden üretemez? Özür 89'u 38'den sonrasındaki seçimde 47'ye çıkmıştı ya. Bu da örnek olarak veriliyor. Üretmesinin Türkiye'nin hayır olduğunu düşünenlerden.